Gençler merhaba. 12. 12. bölüm abi devam ediyoruz. Warrior Slumber. Heh, tamam. Şu an oturdu. Saat 11'e doğru 11'e falan geliyor. Dedim şöyle bir ahali yatmadan son bir bölüm çekeyim. Yarın için geceye yüklemeye bırakabileceğim iki bölüm olsun diye düşündüm o mantıkla. Şimdi şuradaki bonfire'a ulaşmaya çalışıyordum bildiğiniz gibi. Ama şuradaki zebellak yengeçler sürekli önümü kesiyorlar. Şurada da bir tanesi var. Yani bakın hemen gördüğünüz gibi tehdit alıyor. Şurada ikiliyi kestiğim yolda alta iniş var. Bu altı hiç bakmadım. Bir cevap vermem lazım. Tamam. Kusura bakmayın. Alta gitmek istemiyorum şu an. Çünkü iyice uzuyor yol. Benim önerim şurası boşken şuradan eski rotama dönüp oradan da gördüğümüz bonfire'a doğru düz bir yol almak. Anladığınız kadarıyla. Yuvarlanalım. Evet, rahatladık şu an. Invasion yedik deme. Invasion yedik abi. Bu kadar şanssızlık olamaz. Nasıl yapılıyordu bu? Beni arıyor her yerde ya. Abi şu an imkansız, uğraşamam hiçbiriyle. Oyundan da çıkamıyoruz. Hayır ya. Hayır abi ya. Kapışamam ki o herifle. Hiçbir şeyim yok. Çok kötü yakaladı bizi. Ring of Sacrifice'ı giyelim. En azından. Nerede abi herif? Şanssızlığa bakar mısınız bunun? Gerçi böyle yerleri severler. Invasion yapmak için. Ama bulamıyor sanırım. Ben bir karşıya gitmeyi deneyelim. Çok geniş bir alanda arıyor. Ben kendisini göremiyorum açıkça. Gelirse de tek atar yani. Şu anki durumda, hele de bir PvP build'i varsa üstünde, çok şanssız yakalandık. Biraz canım olsaydı en azından mücadele edebilirdim ama. Bunu yok, hiçbir şey kullanılmıyor şu an yani. Kendisi de gözükmüyor hiç. Kanundan kaçılmaz gerçi geldiğinde. Bu arada Invasion'da herhangi bir yaratık ona dalamıyor. Sadece ben ve o kapışabiliyoruz ama yaratıklar bana saldırmaya devam ediyor. Belki bir şans diyorum, evine döner bulamadığı için. Ses de gelmiyor hiç. Ne diyorsunuz bu taktiğe abi? Young White branchleri şimdi anlatayım şurada beklerken. Geçen bir internet videosunda gördüm. Bu okçudan topladığımız White branchler
Bizi böyle bir iteme çeviriyormuş. Keşke. Çok aykırı oldu bu item de şimdi ya. Kutu. Bu mekanda hiç kutu yok. Aha. Gerçi üstümüzden Ember'lar saçılıyor. Onları gördüğü anda. Ama hemen bir dodge, backstep yapma şansım olabilir abi. Ne diyeyim ya, şu anki durum yani gitmiyor da. Ben de çıkamıyorum oyundan. Çıkabilsem. Ama gelip de burada beni bulursa helal olsun. Yok yani şu an. Gerilim, gerilim, gerilim. Bu mekanda çok zorluk çektik ama ya. Aha geliyor buraya. Buraya geliyor. Abi şu Ember'lar saçılmasa. Geldi. Geldi beyler. Kırıyor her şeyi. Oğlum canım çok az ya. Of forum, Beef Curtains. Online bir oyuncu beyler. Hiçbir şey yapamam ki abi. Oha biz de iyi vuruyoruz lan. Abi. Ya böyle bir şanssızlık olamaz ama pot içti ya. Abi pot içti ya. Var ya çok az canı kalmıştı. Of. Sinir oluyorum bu invasion'lara Dark Souls'ta ya. İşte Allah'tan. Şimdi kırıldı kendisi. Ama bir tane daha var zaten. Ya abi şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi ya. Oraya oturmuşlar. Biz de yaptık zamanında da yani ne gerek var? Şu Invasion'cıların genel çehresi zaten o olur. Hani sulak, böyle zor hareket edilen, dolu düşman olan bir mekan varsa abanırlar abi. Direkt oraya bir mimlendi mi bunlar? Bir daha da oradan çekemezsin hiçbirini. Bir vitality verelim, bir strength verelim. Sinir etti yani. Bir videonun girişinde başladığımız olaya bakın. Kılıç olarak aklımızda kalan şu benim bir Brigand Axe kalmış aklımda. 124. Gayet sağlam biliyor musunuz? Gayet sağlam. Teyze sende bir şey yoktu değil mi yine öyle? Tamam. Şuradan şuna. Reinforce'umuz yok. Kol. Heh, Faron kol. Al bakalım. Aynen öyle. Reinforce şimdi. Şu 10 tane Titanite shard'ım var. Bir artısı 136-24. D alıyor. Broadsword'um kaç alıyordu? Nerede abi? C alıyor strength'ten. Spear'lar D alıyor. Brigand'ı aslında bir de Rogue mu döşesem? Şöyle bir artıyı fullleyip çünkü 136 yapacak yani. Brigand'a abanıyorum beyler. Evet. Artı 2'de 148 artı 28 oldu. Ve bunu şimdi bir de infuse etsek biz. Brigand Axe artı 2 Heavy Gem. C'ye dönüştürüyor strength'ten aldığı gücü. Refined ikisini de C yapıyor. Rove damage'ini fulluyor. Fire Gem de ateş ekliyor. Biz bunu bir Heavy Gem yapalım.
Heavy Brigand Axe. Çok güzel. Tamam. Çok daha sağlam bir yapıda olduğumuzu söyleyebilirim Heavy Brigand Axe'le. Güzel. Ve poisemiz de 67,5'ta kaldı. 7,9 Lotric Knight'lar. Ama 72'ye çıkarıyor. Neyse şu an için bu şekilde ilerlemek güzel. Bunun bir de efekt olarak damage arttıran yapısı var. Biraz da bu ilde takılmak mantıklı olabilir. Şimdi arkadaşlar tekrardan hızlı bir şekilde bu sefer direkt solu alarak o mekanı Ember'sız kendimizi buralarda da hiç bir Ember yiyelim. Yanımızda en azından bir Summon Sign ile halledelim oraları. Hatta belki o Edit'te kesebilirim. Şu an için bilmiyorum. Evet. Yani yardımlı gitmek istiyorum. Çünkü bir daha orada aynı tehditleri yaşamak istemem. Umarız başarılı oluruz. Evet. Bir adam yeter. Şuna bir selam verelim. En azından yanımıza bir ek güç bulunsun. Bir daha aynı yerleri tekrar tekrar yapmayalım. Şuraları hızlı hızlı. Buna 138 vuruyor. Broadsword'u da şöyle bir alacağım. En azından bir ikisini de deneyeyim nasıl olduklarını. Nereye gidiyor ama? Şimdi Broadsword'a bir bakalım kaç vuruyordu. ...123 arkadaşlar. Bir 10 civarı bir artış var. Bu arada şunu hemen Broadsword'u kaldırdım. Bak. Hemen iki atıyoruz yine. Tek elle takılabiliriz şu an. Damage'imizi de bu şekilde boostlamışken kullanmakta fayda var. O invasion'cı arkadaşı yine bekliyorum ben. Oo, ikisini sağlam aldık. Harala gürele dalınca bayağı iyi oluyor aslında işlevi. Damage'i de arttırıyor kendi kendine ama biraz vuruşumuzun ağırlaştığını söylemek yanlış olmaz. Direkt dalacaksınız abi. Tek ele hatta alın benim önerim. Geçirin yani. Güzel bir build. Düşünülebilir. Harala gürele oynayanlar için. Gel bakalım buraya. İlk defa geliyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz. Şu an videoyu editlemiş olsam bile burada muhakkak açacağım. O yüzden geri döndüysek merhaba. Şuraları, şimdi buraya tam girmeyeyim. Evet, bonfire buradaymış beyler. Yuh ya. Şimdi bir yakalım. O kadar rahat hallederdik ki, o kadar rahat hallederdik ki her yeri. Yani şurada gördük, gelmedik. Burayı çok rahat halledebilirdik, çok rahat. Cefana sokayım ben. Gel lan aşağıya hallediyoruz. Hazır mısın? Ha? Hadi gel. Hadi lan bonfire yanımız değil mi? Gel.
Birinci ilk defa indirebildik bunları ikinci bölümde. Ve hiçbir bok vermedi. Ben baltadan memnun kaldım ama ya. Balta iyi yani. Abi şu suyu falan iyice araştıralım. Şimdi şu ikili gelecek mi bir daha? Onlar gelmez herhalde ya. Unique'lerdi bayağı çünkü. Aynen gelmiyorlar. Şuralara şu itemi alamamıştım. Şuradan kaldığım yoldan. İyi hızlı bir biçimde. Dediğim gibi summonların böyle noktalarda yardımları hoş oluyor. Yani ilk başta her zaman ben kendi başıma gitmeyi tercih ederim. Doğru ama ikinci bir oynayışta insan sıkılıyor. Gerçekten hani kelime aradım daha hoş tarif etmek için ama yok, sıkılıyorsunuz yani. Bu sıkıntıyı da yalnızca bir hızlandırıcı etken alarak çözebilirsiniz. Da Green Blossom verdi. Ya o herifin hala içtiği pottayım. O potun içmese biz onu gene alırdık ya. Be very off-right. Var mı şey? Gayet güzel. 1K vurduk yani hiç teklemeden. Evet bakalım burada Sage Ring. Bu da büyük ihtimal büyücülükle ilgili bir şey. Evet, spell'lerin, büyülerin ve sorcerer set. Yani büyücülere çalışıyoruz yine. Yine büyücülerdeyiz. Sorcerer'ların bir setini ve büyü kullanımlarını hızlandıran bir yüzüğü almış olduk. Buraları deniyoruz ama buralarda bir şey yoktur hocam ya. Evet, burası da bu kadarmış. Öğrenmiş olduk. Büyücüler için. Yok. Bulamadık kapı valla. İyi aradık ama. Şimdi buraya çıktığımızda evet kaldığımız yere gelmiş olduk. Şurada bir item unutmuşum ben bu arada. Bloodress, Moss Clump. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar yolculuğumuza. Elemanın yanımızda kalması şu an için işimize yarar. Buralarda ne sıkıntılar yaşadıydık ya. Bazen böyle bu Broadsword sanki daha çok vuruyormuş gibi bir hisse kapılıyorum ama. Aha Invasion yedik yani. Şahana. Hadi bakalım şimdi gel. Gel bakalım şimdi. Gel de iki kişi mimleyelim belanı. Orada kaçıyor. Gel gel gel. Gel şunu indirelim ya gel. Abi ben akıllılık etmişim buraya offline girmişim. İlk videoda. İlk videoda biz onları hiç yapamazdık yoksa. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel gel. Ya gel şuraya. Oo, dört açacağım neredeyse. Oo peri yedik. Güzel yakaladı. Hadi abi sok arkadan. Sok arkadan. Abi çok bir de artı 5 mi o? Kaç o Esus Blaster? Başka bir şey mi içiyorlar? Abi Esus Flask'ları nasıl içiyorlar? Ya şu Invasion'ları bir düzeltemediler ya. Bir düzeltemediler şunu abi. Herif kaçıncı potunu içiyor. Bu nedir ya? Kaç babam, kaç babam. Çok sinir bozucu ya.
Hani zevk vermiyor artık burada bu böyle noktalarda. Yani bir tane saldırım var. Bak kaç kaç kaç. Yani şu rezilliğe bakar mısın? Daha bunun neresi zevk verecek ya? Geber de koy. Git potunu iç orada, değil mi? Vurdum lan. Hayır. Kaçır lan beni, koru beni. Abi. Sıkıcı ya. Throwing knife. Beter ol. Şerefsiz. Yat buraya. Buraya yatacaksın. Ya babaya selam ver. Saygı duyma lan şuna. Gel gidiyoruz. İşimiz var daha, gel. Gitme oraya. Gittim ben oraya. Hadi gel. Buradan mı inelim? Hadi inelim. Buraya da gelmemiştik. Ona burada da bonfire var. Ulan. Yuh arkadaş, buraya iniversen bonfire'mış. Buraya iniversen bonfire'mış ya. Abi işte haritayı bilmeyince böyle ya, yapacak bir şey yok. Var mı buralarda bir gizli kapı, gizli kapı? Boss mu burası? Lairahead. Yok değil mi daha? Beyler kaçırdığımız bir gizli kapı var mı ya, gördüğünüz başkalarında falan? Yok değil mi? Yok. Faron Keep. Daha değil abi, daha değil. Burası Faron Keep'miş. Dayım yardım edeceksen gel, etmeyeceksen gidelim yani. Burası Faron Keep. Ayrı bir harita oraya. İyi görmüş olduk. Haritayı en azından kafamızda şöyle bir kurgulayalım da. Ondan sonra nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı anlarız. 11'e 15 geçiyor. Neyse çekebildiğimiz kadar çekelim işte. Buradan zaten bir yere gitmiyor. Buralar kapı mı? Yok değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Lord of Sacrifice'a geri döndük. Ne ara gittiysek. Amcam geliyor mu? Nerede o? Yani buralara çok dikkat edin. Yani sinir olmak istemiyorsanız offline girin. Bak ilk video offline girmişiz. Şimdi kafamız rahat da açıkçası yani. Buradan ilerliyorduk değil mi? Yani böyle gideceğiz. Evet. İşte kafan rahat ilerlemek istiyorsan offline gireceksin. Çünkü böyle noktalar invasion noktalarıdır. Özellikle ikinci oyunda çok vardı böyle noktalar. Bunları böyle buluyorlar çok güzel kafalarıyla. Ya bunu biz heavy yaptık diye mi ağırlaştı bu balta? Sulas geldi bu arada. Baltamın çok ağır olduğunu hissediyorum. Niye böyle acaba, anladım. Bir area of enemy. Eyvah. Orada da çukur var. Ana! Bu sahne bir yerden hatırlanıyor yani, burası. Ne yapıyorsun lan orada? Firebomb vermiş 3 tane. Niye kırılmıyor ya? Bu ne lan, kafana da takmışsın. Buralarda bir şey kaçırmıyoruz değil mi ya? Area of enemy. Burası nereye iniyor bizim? Geldiğimiz yere inmiyor mu ya? Şöyle. Oh. 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 Burası bak, burası geldiğimiz yere iniyor ama orası farklı bir yere iniyor. Galiba. Neyse bir denemekte fayda var.
Lan aynı yere iniyormuş ya. Suya iniyormuş abi. Hiç gereksiz indik. Çok gereksiz indik. Çok gereksiz indik. Şimdi şuraya nasıl çıkılacağına dair bir fikri olan. Galiba oraya buradan devam edeceğiz gerçekten. Gidelim. Öğrene. Sakin sakin. Yanımızdaki herif de böyle sabırlı bir adam gibi bir şey yapmıyor. Gerçi belki kendi bitirmemiştir burayı. O da şimdi görüyor olabilir bunları tabii. Evet, buraya oradan iniş yoksa buradan atlayarak ulaşılabilir yollara. Buradan zaten buraya bir iniş var. Tamam. Buradan ona bir gidiş de var. Buradan abi gene bir invasion yedik bu arada. Evet. Invasion'ı Well, this is unexpected. Bir NPC buldum. Aha. What do you want? Bir satıcı. Abi niye yıkıyorsun her yere? Abi yine sorcery. You better not. And should never be. You have your own methods. Don't let it bother be on your unkindled. Sorcerer seviyemiz. Well, it is either not be on your way, your unkindled. Evet tamam. Bu adam bir sorcerer ustası, büyücü ustası. Ve kendisi büyü öğretilerinde bulunuyormuş. Ama benim sorcerer'ım zaten düşük olduğu için direkt hani dedi sana ben öğretemem. Gerek de yok. Sen kendi yolunu bulmuşsun gibisinden şeyler söyledi. Bir de kendisini çok zorlamayalım. Bir bildiği vardır diyelim ve şuradan Blue Bug Pellet'ı alıp şuraya düşüp. Bu arada Invasion bizi arıyor. Yani buraları iyice karman çorman yapmışlar. Oyunumuza da yansıdı bu arkadaşlar, kusura bakmayın. Şu an karman çorman bir oyun oynuyoruz bu bölümde özellikle. Düş. Hadi düş. Bunlar iki yiyor. Hemen aşağıya atlamış bizim. Of. Dediğim gibi abi yeter, büyücüden gına geldi artık, yeter ya. Bak Knight'a gene başta verdi setini, eline bir baltayı kondurdu, bitti. Bitti. Adamlarda bir büyücü hastalığı diyor. Ulan bu oyunu erken bitirirsem büyücü başlayacağım. Hızlı hızlı ilerleyeceğim böyle büyücüyle. Hadi bak söyledim gene. Allah alacağım büyücüyü ya. Ulan her yerden bir itemi çıkıyor. Her yerden bir asası çıkıyor. Naida ver babam eline baltayı. Ver üstüne bir tane zırh. Oyun sonuna kadar kullansın. Her oyunda aynı şey. Her oyunda. Hiç özen göstermediler ya. Çok da şuralardan bir devam edeceğim. Şurada bıraktığım itemler var. Burası direkt bizim bonfire'a çıkıyormuş. Güzel. Da sürekli. Aslında çok zor bir harita değil. İki. Aha, bir şey gelmiş. Ana. Oğlum bu pot mod içi online adammış lan. Watch dogmuş bir de. Tamam, bir şey yapmayacağız. Dur bakayım. Oha. Abi bunlar çok güçlü adamlar ama. Niye bunlar böyle bu seviyede denk geldi bana ya?
Çok tuhaf ya. Abi. Çağıramıyorum ki ya. Yok, aynı hareketle sürekli. Ah, bir de sen gel. İyi mi? Bir de sen gel. Bir saldırı düşünün beyler, her yerden range alıyor. Ya invasion da invasion, yeter şimdi küfür edeceğim ya. Bu ne gelmiş? Vur babam, vur babam. Aç buraya, madem PvP arenası yapalım. Bu ne ya? İki adım gidemedik ya. Sinir bozucu, sinir bozucu işler ya. Kendin yaparken eğlenceli geliyor da böyle görevimize devam edeceğiz, işimizi bakacağız deyince olmuyor. Hani bir de şimdi yani normal oynasam neyse, mücadele edeyim edelim. Video çekeceğim abi, sen şimdi orada hani onu adama nasıl söyleyeceksin, tamam da yani ben sana onu anlatacağım. Sen beni orada kes Allah, kes kes Allah, kes babam da yani. Broadsword'umu da alayım ben abi. Hiç sarmadı balta ya. Yavaş geliyor. Şu serilik yok. Girdim mi böyle vuramıyorum yani. Çetrefilli çetrefilli. Buraya da şuradan düşeceğiz ama oraya nereden çıkacağız? Oraya bir çıkış bulmak lazım. Ya. Gelmezsin, gelme ya. Sinir yani, boş boş yere sinir olursun. Ölümümüz de nerede kaldı? O öbür bonfire'da değil mi? Yukarıda bir şey bırakmıyoruz değil mi bu arada biz beyler? Yukarıda yok. Oha abi, nereye yazı yazmış. Helal olsun. Buradan yok. Buradan yok. Şuradan yok. Evet. Şuradan. Rotadan sapmayalım. Orası da çok dallanıyor arkadaş. Oraya hiç gitmiyorum. Buradan zaten gidilecek. Yani ben ne bileyim, bu sword daha iyi. Hızlı. Ben büyük ihtimal Bastard Sword'a döneceğim buradan. Elime eğer şöyle güzel bir kılıç geçmezse ona döneyim. Bağırmadan. Şimdi dur bakayım. 123. Yüz
39-39 bayağı da fark var ya. Baltamla devam edeyim. Burası zaten gidiyordu, bizim şeye çıkıyordu değil mi? Aynen. İyi, hızlı geldik. 8K'da altın varmış ha, şaka maka. Gel gel ulan, az önce de geldin ya. Abi çok sinir bozucu, böyle lakırt diye uçuyor. Soldan gideyim. Ember bilerek yemiyorum beyler. Invasion yemeyeyim diye. Humanity'de sistem öyleydi. Umarım hala aynı sistemdir. Az önce de bunlar bize gelmiş. Buradan aşağı inme sistemi. Evet. Aha. Of. Böyle geçirişini hissediyorsun yani, o güzel. O Esus şart. Çok güzel. Kaç? 7 oluyor. Güzel. En azından şu bölümde hayırlı bir şey oldu abi. Ona ben seni yanıyor gibi. Oo, bir de Ember. Bu Esus'larla Ember'lar. Abi adam ateşin içinde yatıyor. Koyar mı ona ya? Aha. Aha, yan lan orada. Oha. Çok güzel. Tek elle var ya, iyi girdim lan. Gurur duydum kendimle. Şimdi şurada bir tane daha var. Battle Cry'ımızı yapıp. Of, skill çaktım. Skill'li girdim. Bu arada ateşte biraz bayağı canı gitti bunun. Yok yok, balta. Baltadayız beyler. Balta sağlam. Aha, burada bir gizli kapı ne güzel olurdu, biliyor musun? Yok değil mi? Ateş dışında. Buradan o zaman, burası bir geçit. Şimdi çok erken mi olacak yorumum bilmiyorum ama beyler, burası bir lanet. Onu böyle tırnak içinde ekleyeyim yani. Şu hareketi yapmayacağım tırnak içi için. Bir lanet geçiş yeriymiş. Şimdi harita kafanızda düşünün. Geldiğimiz yer. Bonfire'den geldik. Şu tarafın hepsini bakayım bir. Knight'ı kestik. Bir yeri girdik. Altta karşıdan açılan bir kapı vardı sadece. Şimdi soru şeyi bir. Soru işareti bir. Orada açılan kapı. Hatta içinde de Crystal Lizard vardı bir tane. Şimdi ilk soru işaretimiz o. İkinci soru işareti. Şimdi şuradan bakıyorum haritaya. Şuradan geldik. Oradan Black Knight'ları bilmem neleri kestik. Buradan şeye gidiliyor. Buradan baktık. Burası da böyle çevriliyormuş. Geçiş yok. Şimdi benim soru işaretim var. İki. Neden bu kadar çok bonfire var? Burada var. Orada var. Bir arkada var. Üç tane bonfire. Hadi diyelim Dark Souls 3. Üçüncü soru. Burası gerçekten bir geçiş yeri mi? Şimdi bu bölümü bu sorularla ben noktalayayım. Çünkü öbür bölüm eğer gerçekten her şey böyleyse abi, ben bu bonfire'a otururum. Paşa paşa da oradan Faron Keep'e gider. Faron Keep'ten ilerlerim. Ama bu 3 sorudan biri bile hani bir şeye çıkıyorsa, 13. bölümde abi paşa paşa gireriz, onları yaparız. Şimdi ben biraz kendim bunları araştırdım. Çünkü videoda bunları araştırınca çok uzuyor. Burada videoyu kapatıp oyunda devam edeceğim oynamaya. Şimdilik benden bu kadar beyler. Gerilimli, stresli, invasion'lı bir bölüm oldu. Sıkılmadığınızı umuyorum. Aslında biraz da heyecanlıydı yani. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.